Yepyeni bir videodan daha herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Işlay. Şu kamerayı elime almayalı yıl olmuş gibi hissediyorum. Aslında o kadar da olmadı yani. En son videoyu 2-3 hafta önce falan çektim. Ama çok uzun zamandır böyle evde olduğumuz bir vlog gelmiyordu. Bugün bir günlük vlog çekmeye karar verdim. Uzunluğuna göre belki yarını uzatırım, belki sadece bugünü katarım, bilmiyorum şu an. Ama öyle içimden başlamak geldi ve başladım. Saat şu an 3 falan aslında, öğleden sonra. Ben sabah uyandım, işte ev işlerini hallettim. Çamaşırlar katlanacaktı, onları katladım. Ve çok üzücü bir şey fark ettim ki artık çamaşırlar balkonda kurumamaya başladı. Bu demektir ki tekrar evin içinde kocaman bir çamaşırlıkla yaşamaya başlayacağım. Balkonda her şey müthişti ama artık havalar bayağı soğudu. Yumoş yumoş kıyafetlere geçtik. Neyse, çamaşırları hallettim, bir şeyler yedim, duş aldım. Saçlarımı kuruttum çünkü başım ağrıyor havalar soğuk olduğu için artık. Şimdi kendime bir çay suyu koydum, bir yeşil çay yapacağım. Sonra günü beraber geçirelim istedim. Bugün neler yapacağız? Aslında saydıklarımı yaptım ve günün bir kısmını bitirdim bile ama akşam üzeri 6 gibi İlber Ortaylı'nın bir söyleşisi var Balıkesir'de ve ona gideceğiz. Benim bayağıdır aklımda olan iki kitabı vardı İlber Ortaylı'nın ama bir türlü almaya fırsat bulamamıştım. Hep uzun zamandır böyle elimde olan ama okumadığım kitaplar vardı. O yüzden çok uzun zamandır kitapçıya gidip böyle kitap da almıyorum ve bu benim en sevdiğim aktivite. Oraya gitmeden önce onu yapmayı düşünüyorum. Hem zaten o kitapları alacaktım, en azından bugün alayım. İmzalatma fırsatım olursa imzalatırım. Elimde İlber Ortaylı'nın imzalı kitapları olur diye düşündüm. Kitap fiyatları gözümü çok korkutuyor çünkü gerçekten en son kaç ay önce kitap aldığımı bile hatırlamıyorum. Ama işte elimde olan kitapları neredeyse tamamen bitirdim zaten okumadıklarım. Bir tane falan kaldı sanırım. Zaten kitap alacaktım, bunları alayım diye düşündüm. Onun dışında dün aslında kendim için üzücü bir haber aldım. Süreçte hiç bahsetmemiştim çünkü süreç benim için yeterince stresliydi ve hani bunu çok dillendirmek istememiştim. Bir yere başvuru yapmıştım ben, bir üniversiteye, araştırma görevliliği için. Onunla ilgili yani 1,5 aydır falan bir süreci devam ediyordu. Yani ilan çıktı, 2 hafta başvuru süresi vardı. Sonra başvurudan sonra bir 2 hafta falan ön değerlendirme sonucunun gelmesini bekledik. Sonra ön değerlendirme sonucu geldi. 1 hafta sonra sınava gittik. Sınavdan 1 hafta sonra sonuç açıklandı derken 1,5 aylık bir süreçti. Bir devlet üniversitesiydi, Eskişehir'deki bir üniversiteydi. Ve benim alanımda araştırma görevliliği kadrosu açılmıştı. Çok sevinmiştim çünkü Ocak ayından beri, yani 2022'nin başından beri gelen ilk kadroydu alanımızda. Siz düşünün, yani 10 ay oldu ve tek kadro geldi şu ana kadar. Neyse, öyle olunca sevinmiştim gördüğümde, başvurdum. Ve işte ön değerlendirme sonucu geldi falan, sınava da çağrıldım. Hatta yani sınava... Sınava 10 kişi çağrılıyor bu arada. Ben ikinci sıradaydım. Ama şöyle bir şey vardı. İlk aşamada ALES ve dil puanı etkiliyor sadece. Ve dil puanının yüzdesi çok fazla. İkinci aşamada bunların yanı sıra giriş sınavı ve lisans mezuniyet notu da etkiliyor. En düşük yüzde dil puanında kalıyor. Yani ikinci aşamaya göre hesapladığımda oradaki puanları en yüksek benimdi. Yani ben birinci sıradaydım ikinci aşamaya göre. Giriş sınavı hariç tabii ki, diğer üçlüye hesapladım. Yani şansım yüksekti. Şansımın yüksek olduğunu düşünüyordum. Neyse, ben sınavına girdim. Eskişehir'e gittim bunun için. Orada bir arkadaşımla kaldım falan. Sınavım da iyiydi aslında. Kötü geçmedi. Sadece bir soruyu bilmiyordum. Ona hani kendimce yorum yaparak cevap verdim. O sorumdan zaten hiç emin değildim. İki sorumdan net emindim. Bir sorunun da böyle alt başlıklı şıklı şekildeydi. İki şıkkını yapmıştım. Bir şıkkı yapamamıştım. Direkt boş bırakmıştım. Çünkü hiçbir fikrim yoktu. Onun dışında diğer iki soruda çok ucu açık ve çok yoruma dayalı sorulardı. Hani ben yazdıklarımdan kendimce emindim ve yazdıklarım doğruydu. Ama aslında hani başka bir şey de bekliyor olabilirlerdi. Belli değildi yani. Biraz kendi yorumlama kabiliyetimize kalmış bir soruydu. Neyse, velhasıl kelam olmadı arkadaşlar. Ben tüm sonuç hesaplandığında 3. sırada kalmışım. Bu arada
Şöyle yani 10 kişi çağrıldı diyorum ya, 10 kişinin de puanları inanılmaz iyiydi. Yani puan ortalamaları 94 ile 90 arasında değişiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve herkes böyle küsuratlarla birbirinin önündeydi. O yüzden zaten hani oraya gittiğimde de hani orada birkaç kişiyle tanıştım sınav sabahı. Onlarla konuştum falan. Oraya gelen herkes bu kadroyu hak ediyordu bence. En azından benim tanıştığım kişiler. Herkesle o an tanışamadım. Kadroyu kazanan kişiyle orada tanışma fırsatım olmadı. Bu arada isim isim yayınlanmıyor. Sadece baş harfler şeklinde yayınlanıyor. Neyse o sabah tanışma fırsatım olmadı ama puanları inanılmaz yüksek birisiydi. O yüzden hak ettiğine inanıyorum. Böyle kadrolarda genellikle torpil çok dönüyor. Ama torpil olmadığını düşünüyorum. Umarım yoktur. Umarım gerçekten çok hak eden biri kazanmıştır. Çünkü hani kendim bu sürecin ne kadar zor olduğunu bildiğim için, çok zor ve yıpratıcı olduğunu bildiğim için oraya gelen herkes bu sürecin içinde ve benim kadar yıpranmış insanlar. O yüzden çok hak eden birine gitmesini çok istiyordum. Umarım çok hak eden birine gitmiştir. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü kazanan kişinin puanları çok yüksekti zaten. Neyse. Bu şekilde. Kendim için de dün tabii ki çok üzüldüm. Çünkü yani istediğim bir şeydi ve hak ettiğimi düşündüğüm bir şeydi. Ama olmadı. Dün üzüldüm ve dün kendime üzülmek için fırsat verdim. Çünkü çok insani bir duygu ve hani bu kadar uğraşıp, çünkü bu tek aşamalı bir şey değil arkadaşlar. Ben bu kadro için lisans boyunca ortalamamı çok yüksek tuttum. Ben bu kadro için ALES'e girdim. ALES'ten çok yüksek bir puan aldım. Bu kadro için dil sınavlarına girdim. 3 ya da 4 dil sınavına girdim sanırım. 4, evet 4 dil sınavına girdim. Ve her seferinde çalışıp bir öncekinden daha yüksek seviyeye getirdim. Bunun için işte o şehre gidip o sınava girdim. Yani bu tek aşamada sadece şu sınava gireyim ve beni buradan alsınlar atasınlar gibi bir süreç de değil. Çok uzun, çok yıpratıcı bir süreç. Her sınava, her aşamaya çok çalışmanız gerekiyor ve birbirinden çok farklı sınavlara çok çalışmanız gerekiyor. Neyse, böyle kendim için tabii ki üzüldüm ama bir yandan da ben bu kadro olduktan sonra hep hani dua ederken şöyle dua ettim. Hani bu benim için hayırlıysa ve benim için en iyisi bu olacaksa olsun. Öyle değilse olmasın dedim. Demek ki öyle değilmiş diye düşünüyorum. Kendimi bu şekilde teselli ettim. Bu da bana iyi geldi açıkçası. Akademisyenlikteki kadrolar için benim zaten çok istediğim belli şehirler var. Ve yani her böyle bir red yediğimde, olmadığında falan içimden şey diye geçiriyorum. Hani demek ki belki de o şehir gelecek ve bir gün hani bir uyanacağım, o şehir, o üniversite kadro açmış ve ben oraya başvuracağım, oraya gireceğim. O yüzden şimdi olmadı diyerek teselli ediyorum kendimi her seferinde. Böyle olduğuna inanmak istiyorum. Umarım öyledir. Neyse. Şimdi çay suyu kaynadı. Hemen çay koyayım. Neler yapacağız? Zaten anlattım. Bugünün asıl konusu da İlber Ortaylı söyleşisi olacak. Oraya gideceğim. Ama ondan önce de yavaş yavaş ben tezimi yazmaya başladım artık. Fark ettim ki oturup çok uzun süreler yazamıyorum. Bir türlü odaklanamıyorum. Neden bilmiyorum. Yani böyle bir problemim ortaya çıktı. Artık böyle odaklanamıyorum. Özellikle tezden çok soğumuş gibi hissediyorum. Onu kırmak için de şöyle yapıyorum. Artık her gün 1 saat ya da 2 saat. Ne daha az ne daha fazla. Ya 1 saat ya 2 saat. Oturup teze vakit ayırıyorum. Böylece hani o sürede gerçekten başka hiçbir şey yapmıyorum. İşte internetimi kapatıyorum. Telefonu mümkünse uzak bir yere koyuyorum falan. Sadece ona odaklanarak 1 saat 2 saat geçiriyorum. Ve başından kalkıyorum. Böylesi daha iyi olacak gibi en azından bir süre için. Sonra belki odağım geri gelir. Belki tekrar o hevesim geri gelir. Şu an öyle bir hevesim yok. Böyle birlikte çalışalım dedim. Sonra da birlikte dışarı çıkalım dedim. Başında da birazcık sizle dertleşmek istedim. Bunu neden anlattığımı da söyleyeyim. Her zaman söylediğim gibi burası benim günlüğüm ve hissettiğim, içimden geçen şeyleri anlatmak ve bunları daha sonrasında izlemek bana iyi geliyor. Hani o zaman böyle hissetmiştin ama bak şimdi neler değişti gibi görmek hoşuma gidiyor. Bu yüzden anlatmak istedim. Bir de çoğu şeyi anlatıyorum zaten. Bunu neden anlatmayayım diye düşündüm. Böyle yani. İyi tarafından bakıyorum. Eskişehir'e gittim. Üniversiteden yakın bir arkadaşım Eskişehir'de yaşıyor ve çocuğu olmuştu. Doğum yapmıştı. 2 aylık falan olmuştu çocuğu.
Bu bahaneyle onu gördüm. Onunla biraz vakit geçirmiş oldum. Böyle yani. Şimdi çayım artık beni demle diye bekliyor. Hemen onu şey yapıp geliyorum. Bu arada önceki videomda söylemiştim bir işe başladığımı. Birazcık da aslında ona alıştım yani. Hem onun işte yeni gelen şeylere hem de bu kadro olayları falan olunca ben çok stresliydim. O yüzden de hiç video çekesim yoktu. Zaten yüzüm mahvolmuştu bakın yani şuralar hafif hafif izleri hala duruyor. Burası çok kötüydü mesela. Yeni yeni kendine geliyor. Bir saat bir şeyler yazayım, edeyim. Sonra çıkalım. Bir de tezde şu an ne aşamasındayım biliyor musunuz? Ben birkaç tane zaten, birkaç tane demeyeyim, bayağı bir şey okudum. Makaledir, kitaptır, bir sürü şey araştırdım. Şu an asıl hani kendi bulgularımın olduğu kısımda değilim ve hani bir şeylerin tarihini yazdığım, hani daha böyle giriş şeylerindeyim. O yüzden o da çok canımı sıkıyor biraz. Hani sürekli bir yerlerden kopyala yapıştır gibi yapıyorum. Çünkü hani tarih bu yani, tarihi kendim uyduramayacağıma göre o şehrin tarihini falan mecbur yani. Tabii ki kendi cümlelerimle yazmaya çalışıyorum. Kendi işte bir yerden direkt kopyala yapıştır yapmıyorum tüm metni. Bir sürü şey okudum ve hepsini birleştirerek ortak bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum ama nihayetinde sonuçta başkalarının yazdığı şeyler ve sıkıcı geliyor. Neyse böyle yani, ne kadar çok konuştum yine ya. Bu kız konuşurken kendini kaybediyor. Şimdi biraz birlikte çalışalım. Özlediniz mi birlikte çalışmayı? Ben özledim. Çalışmayı hiç özlemedim. Bu arada bir şey diyeceğim. Şuradaki sivitten ve şu arkada çok azıcık ucunu gördüğünüz eşofmandan dolayı kusura bakmayın ama balkonda onlar kurumamış. Onlar daha kalın olduğu için. O yüzden diğer çamaşırları topladım, katladım. Bunlar da hafif böyle nemli gibiydi. Buraya serdim. Arkadaşlar şimdi saat şu an 15:50 falan ve tam bir saat olmadı. 50 dakika falan çalışmış oldum. Ama burada bırakacağım çünkü şu an tam böyle başka bir alt başlığa geçmem gerekiyor ve hani ona geçersem dağılmış olacak, böyle yarım kalmış gibi olacak. O yüzden hiç geçmeyeyim dedim 5-10 dakika için. Burada şimdilik bunu bırakıyorum. Ya bir de aranızda tez yazan ya da makale yazan, böyle şeylerle uğraşan varsa bir şey sormak istiyorum. Tezinizin ya da makalenizin intihalini hesapladığınız bir site var mı? Ya da bir uygulama, bir şey. Nereden bakabilirim? Az önce birazcık Google'dan baktım. Bir iki tane site gördüm. Ve şu ana kadar yazdığım kısmı bir intihale sokayım dedim. İki farklı siteden de denedim. Ama ikisi de tam olarak yaptığım alıntıların hepsini bulamadı mesela. Bir kısmını buldu. Ama onun dışında yaptığım alıntılar da vardı. Onları bulamadı. Yani çok gerçekçi bir intihal gibi gelmedi bana. O yüzden de bir size sormak istedim. Nereden bakıyorsunuz? Bildiğiniz bir yer varsa bana söylerseniz çok sevinirim. Böyle yani, şimdi saat 4 oldu. Bir makyaj yapayım.
saçma bir şey yapsam mı bilemedim. Aslında düzleştirmek istiyordum ama hava da böyle kapalı, yağdı yağacak gibi, sanki düzleştirirsem saçım bozulur gibi. Neyse. Arkadaşlar ben hazırlandım. Hafif bir makyaj yaptım. Saçımı da düzleştirdim artık. Allah kerim. Bozulursa bozulur. Şimdi çıkıyorum. Karnım aç gibi. Aslında tok gibi de. Çok geç yemek yedim. O yüzden şu an acıkmadım da. Ama acıkacak gibiyim. Yani söyleşinin sonuna kadar da bekleyemem. O yüzden AVM'de duruma göre belki bir şeyler de atıştırabilirim. Neyse. Şimdi çıkıyorum. Kameramı yanıma alsam mı almasam mı kararsızım. Çünkü kamera büyük ve İnsanların içinde çok fazla kamerayı çıkarıp konuşamıyorum. Birazcık introvert bir insanım çünkü. Neyse, telefonla devam ederim herhalde. Şarjım falan da var. O yüzden hiç yanıma almayayım. Bu arada İlber Ortaylı'yı göreceğim için çok mutluyum. Ben böyle kendi alanlarında çok ustalaşmış insanları dinlemeyi çok seviyorum. Konu ne olursa olsun, yani İlber Ortaylı normalde benim çalışma alanımda çalışan bir hoca değil mesela, ama o kadar iyi bir seviye, yani iyi diyemiyorum, anladınız mı? Adam bambaşka bir seviyede. O yüzden öyle insanları dinlemek çok hoşuma gidiyor. Konu ne olursa olsun, yani konu tiyatroda olabilir, tarihte olabilir, mimarlık olabilir, mühendislik olabilir, sanat olabilir, resim olabilir, heykel olabilir, müzik olabilir, konu hiç önemli değil. Böyle çok iyi insanları izlemekten, dinlemekten, onlarla aynı ortamda olmaktan bile çok keyif alıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım İlber Ortaylı için. Hava evde gözüktüğü kadar soğuk değilmiş. Ama yine de ben montumu iyi ki giymişim. Çünkü şimdi daha geç saatler olacak. Bir de dışarıda oturacağız falan ya. Üşürüm ben kesin. O yüzden en kötü bunu çıkartırım. Ama üşürsem başka çarem olmaz. Hep böyle düşünürüm. Bir tek böyle Staro Zagara gibi yerler eski Zara olur. Staro eski demek. Ama Zagros'u kalır yani. Bunun gibi ya Bulgaristan'da. Arkadan isim değiştirmek onların huyudur. Balkan devletlerinin ucuz milliyetçilik. Buna lüzum yok. Biz imparatorluğuz. İmparatorluklar fütuhatla yaşar. Söylüyorum. Burası tabii kavgacı bir yer. Yani Bizans devrinde de dikey istedikleri uç beylerinin bulunduğu yer. Yani gelişen Türklerle kavga ediyorlar. Bunlardan çıkan mesela Evren Osbey falan gibiler. Çok ilginçti. Osmanlı hizmetine girmiş Türk profesörü. Ha demek aslınızda Rum var. Evet, İstanbul hükümeti. Onların politikası takip edilmez. Ve Fransa hakikaten İstanbul'un işgalinde bile daha gevşek davrandı. Anadolu hükümetine karşı sonunda bir anlaşmaya da vardı, bunu biliyorsunuz. Bu bakımdan burası önemli. Kuvayi Milliye'nin Karesi ile Bilecik arasındaki faaliyeti fevkalade ürkütücü ve rahatsız edici. Tabii devamlı büyük bir ordu bulunduramıyorlar. Çünkü birinci harbin galipleri bile mağlup. Bu açık. Onun için ne yapıyorlar? Bir hareket çıktı burada, işte bu Akbaş cephaneliği hemen işgal ediyorlar. Hiç şüphesiz ki 6 Eylül Belediyesi sayıda 3 tane büyük vilayet merkezi olacak yer var burada, biliyorsunuz. Mandırma, Edremit ve Ayvalık. Tabii bunların idaresi güç görünebiliyor bir vilayetin içinde. Mesafe çok değişik. İki denizde. Evet arkadaşlar. Şimdi çok becerikli evet, arkadaşım Hatice'nin evine geldik. Hayır, bize beni çekeceksin. Yanlış yapıyorsun. Çekeceğim kardeşim. Bir saniye bak. Hep selam arkadaşlar. Işte. Hatice'nin evine geldik. Bugün doğum. Hatice. Baştan al. Selam arkadaşlar. Aşkımın evine geldik. Bugün dolma biber yiyeceğiz. Bakalım tadı nasıl? O ışınlayın çatalı. Kullanmadım daha. Kullanmamış. Ama fark etmiyor. Kafası karıştı. Ne hangisinden? Hadi tadım ya, onu bekliyorum. Niye? Bunlar siyah, bunlar kırmızı. Bu patlıcan çünkü. Bu ne? Yapsana. O biber.
Justin Bieber. Tadıyorum. Hadi. Bu fakir usulü kesmektir. Hadi. Uuu. Burnum yandı lan. Acı mı bu? Bak tadına. Acı la bu. Ya akşam sana atacağım açıklaması falan da vardı herhalde. Çek bu bilekleri çek. Bu bilekler var ya. Kimleri kimleri ağladı. Oyun bittikten sonra ağladığını da çek. Bakalım. Arkadaşlar Powerpuff Girls Umut'la benim. Bizim Avengers. Şimdi ben onu gördüm, sizi nasıl yeniyorum izle. Arkadaşlar şu rezalete bakar mısınız? Nasıl keyfi yerine geldi? Evet. Ben beklediğim şeyler oluyor başkanıma geliyor. Temmuz'dan beri ilk defa galiba yeniliyoruz. Temmuz'dan beri demesem acaba? Ama Temmuz'dan beri. Yalan. En son Temmuz'da yendiler. Dur çeviriyorum bir saniye. Fatih bir şey söyleyecekmiş. Yüce Rabbim imkan veriyor. Bunlar bizim şansımız değil. Yüce Rabbim yüzüğünü imkanı. Gösterir misin kameraya? Bu yüzük şans getiriyormuş Fatih'e. Hadi sevin, hadi sevin. Ağlayarak yazın bunu. Kapat bir kardeşim videoyu. Kudur. Kapat çek. Kaybettik. Ağla. Nasıl yediler kaybettik. Bu kadar sevinç de fazla değil mi? Ama kıl payı kaybettik. Şu an kendime... Kıl payı. Evet. 250 fark var. 450. 450 fark bir oyun işte. Oynasaydınız. Kadıköy'de. Bizim grubun ismi neydi? Avengers. Dır, 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 dır. Neyse, sağlık olsun be. Bir dahakine biz kazanırız manita. Değil mi? Emin ediyorum kendime Kadıköy'de Onyekuru'dan 3. golü yemiş Fenerbahçe gibi hissediyorum. 20 yıllık hasret sona erdi. Gerçekten. Kazandım. Olsun, hep biz kazanınca şimdi hadi eğlenceli bakalım. Olmuyor. Öpüşemedin öp. Of. Tekrar selam arkadaşlar. Ben eve geldim. Hatta dişlerimi fırçaladım, makyajımı temizledim falan. Yani aslında uykuya hazırım. Ama uyumadan önce halletmem gereken birkaç iş vardı.
Birkaç tane tasarım hazırlamam gerekiyordu. Onları yapacağım şimdi. Sonra da yatıp uyurum artık. Saat zaten geç oldu aslında ama çok uykum yok. Bugün geç uyanmıştım. O yüzden halledeyim dedim. Sabah halletmektense şimdi yapayım dedim. Böyle yani. Şimdi birazcık daha beraber çalışalım. İlk önce telefonda bir iki bir şey halletmem gerekiyor. Sonrasında bilgisayara geçeceğim. Arkadaşlar şimdi size şöyle bir ne yaptığımı göstereyim. Bu yaptıklarımdan sadece bir tanesi. Daha fazlası da var. Şimdi kameramın da şarjı bitiyor. Benim de şarjım bitti. Saat gece 1.30 çünkü şu an. İşlerimi de bitirdim, hallettim. Mailimi bile attım. Şimdi uyku vakti artık. Bu videoyu da burada kapatayım. Çok uzun bir video olmasın. Hatta yarın hemen editleyip yüklemeyi düşünüyorum. İnşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.